Zaten bir porsiyon derseniz yemezsiniz, az pilav gibi olursa zaten. Evet arkadaşlar, kontrollü dinamik denetim sürecindeyiz. Bucak'ta da bütün Türkiye'de pandemiyle mücadele sürecimiz haliyle devam ediyor. Ve malumunuz yaklaşık 3 hafta öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından pandemiyle ilgili yeni kurallar ve stratejiler açıklanmıştı. Ve buna göre 4 tane renk kategorisi belirlenmişti. Biz en çok riskli olan kırmızı listede maalesef kendimize yer bulmuştuk. Ve çok hızlı bir şekilde pandemiyle mücadelede farkındalığımızı en yüksek düzeye çıkartarak azami gayretle koronaya karşı bir yeni bir savaş açtık. Ve sağ olsun tüm vatandaşlarımız yoğun bir şekilde mücadele ediyor ve duyarlılıklarını, farkındalıklarını en yüksek dereceye çıkartarak artık biz ilçemizde yeni bir artı bir pozitif vaka istemiyoruz. Neden bunu istemiyoruz? Çünkü bir tane pozitif vakanın çıkması bile bizi bir listeden alıp bir başka bir listeye götürebiliyor. Evet. Ve Türkiye'de son dönemde yani pandemiyle ilgili mücadelede duyarlılık seviyesinden yüksek seviyeye çıkartarak bu anlamda olumlu gelişme yaşanan illerden bir tanesi de Burdur. Dolayısıyla da Burdur'un vaka sayısının Bucak son derece etkilemesinden dolayı da vatandaşlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Fakat yine de bu mücadelemizi en yüksek seviyede çıkartarak azami gayretle biraz önce ifade ettiğim gibi bir vakanın bile çok önemli olmasından dolayı azami gayretimize devam etmemiz gerekiyor. Bu duyarlılıklarımızı arttırmamız gerekiyor. Biz ne kadar bütün ekipler olarak denetimlerimizi yapıyoruz. Bugün itibariyle bütün oda başkanlarımızla sanayideki iş yerlerimizi denetliyoruz. Bütün ekiplerimiz sokaklarda denetimlerini bir fiili yapıyor. Yine emniyet teşkilatımız, güvenlik teşkilatımız, denetim ekiplerimiz bunları yapıyor. Vatandaşlarımız kurallara uymadığı zaman ceza alıyor ama biz tabii ki de ceza almalarını istemiyoruz. Bugün itibariyle kırmızı listede olmamızdan dolayı birçok vatandaşımız serbestlikten yaralanamadı. Esnaflarımız dükkanlarını açamadı ve açanlar kısmi olarak açabilmiş oldular. Spor alanlarımız yine açılamadı ve bütün esnaflarımız, vatandaşlarımız istiyor ki bir an evvel pandemiyle ilgili yasaklar kalksın. Fakat biz şunu anlamalıyız artık. Pandemiyle ilgili yasakların kalkmasını istiyorsak her bir bireye, her bir vatandaşa çok büyük görev düşüyor. Bu bir toplumsal bir mücadele. Toplum kendi otokontrolünü sağladığı zaman, bireyler kendine dikkat ettikleri zaman, kendilerine ve çevresindekilere dikkat ettikleri zaman, bu mücadelede duyarlılıklarını yükselttikleri zaman biz bunu başarmış olacağız. Aksi takdirde bireyler buna uymadığı zaman, işte günün belli saatlerinde buna uyup, arada buna uymadığı zaman maalesef virüs bir şekilde bulaşıyor ve bizden de başkalarına yayılıyor. İkinci olarak özellikle esnaflarımıza söylemek istediğim, yine üretim tesisleri, fabrikalarımızın yöneticilerine söylemek istediğim bir konu da şu. Bucak gerçekten üreten bir şehir, çalışkan bir şehir. Bununla ben bir ilçe kaymakam olarak gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Bu pandemi sürecinde de özellikle de fabrika sahiplerimize, iş yeri sahiplerimize çok büyük görev düşüyor. Çünkü insanlarımız gün içerisinde çok fazla yer değiştiriyor ve iş yerlerine servis araçlarıyla gidiyor. Fabrikalarımıza da eğer bir HES kontrolü yapılmazsa, oraya giden bir kişi servisteki bütün pozitif olan bir kişi servisteki bütün kişileri temas haline getiriyor. Fabrikadaki diğer kişileri temas haline getiriyor ve fabrikada bir üretim bandı çalışmadığı zaman fabrikanın durmasına kadar yol açabiliyor. Ve fabrika sahipleri de yöneticiler de bunları istemedikleri için bazen oluyor ki pozitif vakalı olan kişilerin temaslarını saklama yoluna gidilebiliyor. Ve biz bunu ayıklamada gerçekten çok zor durumda kalıyoruz. Büyük bir uğraş sarf ediyoruz. Personellerimiz inanılmaz derecede zaten pandemi sürecinden başından itibaren gerek sağlık teşkilatımız gerek emniyet teşkilatımız çok yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu noktada da vatandaşlarımızın, esnaflarımızın, iş yeri sahiplerimizin özellikle bize bu konularda tabii ki de yardımcı olmalarını istiyoruz. Biz o temaslara bir şekilde ulaştığımız zaman ki ulaşıyoruz, bu
Bu sefer de fabrikamız bir üretim tesisimiz kapanmakla yüz yüze kalabiliyor. Çünkü personellerle temasta olduğu zaman işçilerini kaybetmiş oluyor. O üretim zinciri, o üretim bandı çalışmadığı zaman fabrika kapanmış oluyor. Biz bunu istemiyoruz. Bizim istediğimiz kişiler servislere bindiklerinde mutlaka bir HES kontrolü uygulaması yapılması. Ayrıca biz Bucak'ta şöyle bir uygulama yapıyoruz. Servis şoförlerinden o gün kimler araçta varsa onun listesini istiyoruz. Her gün bunu istiyoruz onlardan. Servise binerken bir HES uygulaması kontrolü. Fabrikaya girişte de bir HES uygulaması kontrolü ve ateş ölçümü mutlaka yapmalarını istiyoruz. Buralarda kaçak olmadığı zaman işte bizim o bir vakalarımız artmamış olacak. Ve dolayısıyla da Burdur'un genelinde alınacak, valilik tarafından alınacak kararda da Bucak'ın çok büyük önemi olmasından dolayı biz bu kararı olumsuz etkilememiş olacağız Bucak olarak. Ben Bucaklı vatandaşlarımızdan, üretim yapan fabrika sahiplerimizden, iş yeri sahiplerimizden özellikle istirham ediyorum. Daha fazla gayret gösterelim. İş yerlerimiz kapanmasın. Bir an evvel yasakları bitirelim. Ve biz şunu diyoruz. Bucak karar sende. Sıfır korona, sıfır yasak. Bucak sen bunu başarırsın diyoruz. Ve Bucak'ın bunu başaracağından ben ilçe kaymakam olarak eminim. Ve bu anlamda duyarlılık gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizlerle beraber olan belediye başkanımız, oda başkanlarımız hepsine yürekten çok teşekkür ediyorum. İnşallah Bucak olarak biz bunu başaracağız.